Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu şekilde siyahtan tek renk bir model tarif edeceğim. Bu elimde gördüğüm arkadaşlar camsil hortum. biliyorsunuz. Ara ara kullanıyorum. Çok uzundu. Kameraya sığmadığı için bir de çevrim açısından ekranda çevirmesi zor olmasın diye böyle ucundan biraz işime yarayacak kadar şöyle kestim arkadaşlar. Yani bu elimdeki aparat camsil hortumu. 3 numara şiş de olur. Çay kaşığı karıştırıcısı da olur. Çay karıştırıcısı da olur. <laughs> evet Şimdi arkadaşlar yine iğneden tabi model tarif edeceğim. Modelim de şu şekilde. Evet arkadaşlar bir tanesini bu şekilde yakından göstermişler. Modelim bu. Şöyle siyah yemeninin üzerine şu şekilde bakın maviler, pembeler, kırmızılar böyle rengarenk yapmışlar. Siyahın üzerine de her renk çok güzel yakışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. şuradaki bir tanesi daha açık çekilmiş biraz onlar normal resimde de fazla açık değil arkadaşlar şimdi ben de bunu tığa çevirdim sizler için o siyah yazmada olduğu için arkadaşlar ben de bu şekilde siyah bir şerit üzerinde hani siz de siyah üzerinde nasıl tığa çevrildiğini görmeniz için böyle siyah şerit üzerinde yaptım bir tane çıkardım aynısından bakın eğer kıyaslayın birebir aynısını sizler için yapmaya çalıştım bir tane de sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Evet. Şöyle yakın plan göstereyim arkadaşlar daha net inceleyebilirsiniz elimi koymadan sanki daha net çıktı. Evet. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bakın üç tanesi burada tığ battı mesafesine girecek 7 tanesi de bize kalacak arası olarak 10 tane bu şekilde tığ battı ara mesafesi veriyorum. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 10 tane tığ battı ara mesafesi vermemiz lazım. 3 tane zincirimi çektim. Buradaki hemen yanındaki tığ battıya girip bakın arkadaşlar şöyle yakından ulaşmadan yavaşça gösteriyorum sahte sık iğneyi üzerine bir zincir çekiyorum tığımdaki ipten geçiriyorum yani bu şekilde arkadaşlar elinizin sık veya gevşek olması fark etmiyor sahte sık iğne tıpkı zürafa gibi durduruyor tığımın başını iki defa doluyorum hemen bir tane tığ battı mesafesi bırakıp ikinci tığ battımın içine 1 2 iki, 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip şöyle ipimi uzattım arkadaşlar aparatımı alıp ilmeğimin arasından şöyle geçireyim kamerada bu şekilde arkadaşlar bakın hemen giriyorum dibinde bir iki zincir bu kirpiklerin gün durmasının sebebi arkadaşlar bu şekilde iki zincir ve dibinin birinci zincirinin çok sıkı çekilmesi ikinci zincirden çok şu birinci zinciri ne kadar sıkı çekebiliyorsanız o kadar kalıp gibi inşallah bu kirpikleriniz olur şimdi bir iki zincir taktım şöyle bunu bu şekilde arkadaşlar 10 tane yapacağız bir iki zincir taktım 4 oldu. Beş oldu. Şimdi beş tane yaptık arkadaşlar. Şöyle kenara doğru çekiyorum. Bakın. öbürlerinde de sığması için. 5 Yuvanız ne kadar küçük trabzan bu yuvası deliği küçük olursa o kadar güzel duruyor arkadaşlar. ve 2 3 6 6 7 sona doğru gevşiyor arkadaşlar bakın başta yaptıklarınız dar oluyor sonra da çünkü arttıkça arttıkça gevşek artıyor. Şöyle sıkmayı unut, unutmayalım. O zaman daha böyle kalıp gibi çıkacak inşallah. kirpikler hani yapamayan arkadaşlar için bu kadar net anlatıyorum yapanlar için değil bakın buradakinin çıkardığımız zaman buradakinin boyutu farklı oluyor çünkü sona doğru sadece yapıp artıyoruz yapıp artıyoruz boyutunu çıkacağı zaman ne halde çıkacağını düşünmüyoruz o yüzden biraz daha arkadaşlar özen göstererek bu şekilde dibindeki zincirimizi püf noktaları bu dibindeki zinciri sıkı çektiğiniz zaman bir de bunu bu şekilde kalıplayın sıktırın o zaman kalıp gibi çıkacaktır. Ağzı gözü dağılmış halde çıkmayacak. Yani inşallah. Bu şekilde. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Yuvadan girip şimdi 3 tane zincir çekeceğim. Buraya 1, 2, 3 zincir. Zincirimi çektim. Şöyle 2 tane tığ battı mesafesi vereceğim çıkarmadan önce hemen girdim sık iğne ile sabitledim 3 zincir sıradaki tığ battıma girdim bakın dibinden iki tane bu şekilde tığ battı mesafesini verip sık iğne ile yine tutturdum ikinci tığ battımı iki taneyi verdikten sonra aparattaki ilmeklerimi çıkarıyorum artık arkadaşlar bu şekilde bakın kamera karşısında daha güzel yapacağınıza eminim kirpiklerimiz bu şekilde dışarı çıktı bakın şimdi ters tarafına dönüyorum ikinci tığ battımın içindeyim direkt hiç zincir çekmeden ilk kirpiğimi buraya sabitleyeceğim bakın arkadaşlar sahte sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum. 1 2 bir de sahte sık iğne ile yapmıştık 3 zincirimiz hemen sıradaki ilmeğimi bu şekilde sabitliyorum ipimi esnettiğim için böyle zürafalarım incecik oluyor arkadaşlar bu şekilde başa kadar geliyorum tüm ilmekleri üçer zincir çekerek topluyorum Evet arkadaşlar. Şimdi bir sıra böyle ilmeklerimden üçer zincir alarak tamamladım. Şimdi bu başta olduğu gibi ikinci tığ battının içine ilmeğimizi kapatmıştık. Bu başta da ikinci tığ battımızın içine ilmeğimizi arkadaşlar bakın bu şekilde sahte sık iğne yaparak kapatıyorum. Yine 3 zincirimi çektim, çevirdim. Hemen buraya bu şekilde kapattım. Bakın. Sahte sık iğne ile zürafalarımız çok güzel duruyor. İğne gibi duruyor yani. Şöyle diktik. 3 zincir. Sahte sık iğnenin sadece baştakini arkadaşlar rahat bırakın içinden geçmek için kolay oluyor. Şunu sıkmayın yeter ki ilmeğinizi Şöyle bu şekilde başa doğru gidelim. 3 zincir. 1-2-3 zincir. 2-3 zincir. 1-2-3 zincir. Sıkı sıkı olursa zincirlerimi şöyle kalıp gibi 1-2-3 kirpiklerimiz olur arkadaşlar Evet şimdi şuradaki araya da bu şekilde bir tane tığ battı yapacağız Çünkü direkt tığ battıya geçersek potluk oluşuyor arkadaşlar güzel durması için yine üç tane zincirimi çektim sıkı sıkı 3 zincirimi çektim şöyle daha yakınlaştırayım Bakın. buradaki aradan hemen direkt girmiş oluyoruz zaten ilmek içeride kalıyor biz buraya bir tane yuva yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde güzel duruyor arkadaşlar ilmeğimiz. Şimdi direkt bunu hiç zincir çekmeden sıradaki boş olan tığ battıya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Çok hoş duruyor arkadaşlar. Yoksa direkt tığ battıya geçtiğimiz zaman potluk oluşturuyor. Şöyle göstereyim. Şimdi yine buraya 10 tane tığ battı ara mesafesi verip bu şekilde yeniden bir tane motif yapacağız. Tığ battımı biliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı. Yandaki tığ battıma girip bu şekilde buraya sabitliyorum. 3 zincir. Şöyle sıradakinden içinden bir tane ilmek. Tığındakinden 2. 3 zincir sıkı sıkı tığ batıdan bir ilmek şu tığdaki ipinizi sıktırırsanız geçmesi zor oluyor içinde o yüzden arkadaşlar püf noktası olarak sadece sahte sık iğnenin hani zorlanıyoruz diyenler için bu şekilde tarif ediyorum Evet alt yapımız çimenimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar yapımı sonra rengarek bu sık iğnelerden koyacağız çok hoş oluyor Bakın arkadaşlar üzeri de yuvaları yapıldığı için dört kenarını yapıp sonra da bu güllerini sık iğnelerini tepesindeki taşları takabilirsiniz hiç bozulmuyor bakın şişten çıkarıp üzerine dikişe iki tane yani tığ battı yaptık bir alttaki bir üstteki bu şekilde dört kenarı yapıp Ondan sonra da rengarenk sarılar maviler pembeler böyle koyarak güzel bir tülbentiniz olacak iğne boyası görünümünde. Evet şimdi bu e, sık iğnelerin yapılışına geçelim. Şimdi çiçeğimizin şöyle ters tarafını çeviriyorum. İkinci tığ battımın içine bu şekilde ipimi sabitledim. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle bir de sık iğne 9 arkadaşlar. Bakın bir tane tığ battı mesafesi bırakıyorum. Şimdi 9'ar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bırakıp ikinci tığ battıma bu şekilde sabitliyorum. Yine 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bırakıp bu şekilde. Yine 9 zincir. 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane bırakıp ikincinin içine sık iğne ile sabit Bakın burada arkadaşlar toplam 5 tane bu şekilde yuvamız olacak. 1 2 3 4 6 7 8 ve 9. Bir tane bıraktım ikincinin içine sık iğne ile sabitledim. Hemen arkadaşlar bakın bunu şuraya da sabitliyorum. Yandaki tığ battımın içine. Bir, iki zincirimi çektim. Şöyle düz yüzüne döndüm. Hemen sık iğne ile buraya bir tane kepik yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu yuvamızı sahte sık iğne ile bu şekilde ikişer zincir çekerek dolduruyoruz. Sabitledim. Bakın böyle minik minik kirpiklerimiz oluşuyor. 2 zincir 3 2 zincir 4 Şöyle elimle de sıyırayım arkadaşlar. Bakın köşeye doğru elimle de bu şekilde sıyırıyorum. Yine iki zincir yine yuvadan a. Çıktığımdan üzerine bir zincir bu şekilde kirpikleri dolduruyoruz bakın arkadaşlar 10 tane yapmamız yeterli bombililiği oluşturmak 10 taneyi iyi yani 2 zincir aynı şekilde kapattım şimdi sıradaki yuvama da bir tane bakın hiç zincir çekmeden Böyle sahte sık iğne ile geçtim. Üzerine bir zincir bu şekilde kapattım. Evet, tüm yuvaları bu şekilde dokuzar zincir çekerek kirpikler hazırladım. Sonuncuya kadar geldim. Başı bu şekilde iki tane zinciri çekip dokuzuncuyu da buraya bu şekilde bağlıyorum sık iğnemi yapıyorum Kuparmadan önce muhakkak arkadaşlar buradaki siyah yuvaya da bir tane sık iğne yapın o şekil kopar şöyle bir zincirimi çekip dibine sıkı sıkı ipimi koparıyorum Bakın, bu şekilde çok zarif çok güzel hiç de iğne yasından bir farkı yok şunu hemen yakıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok hoş ve çok zarif oldu. Ben çok beğendim. Siyaha da çok yakıştırdım arkadaşlar. İnanın burada görünen güzellik inşallah kameraya yansıyordur bu şekilde. Dediğim gibi bunu siyah tülbentin üzerine maviler, pembeler böyle güzel renklerle donattığınız zaman çok hoş bir model olacak. Modelim bu şekilde yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.